Stephen Hawking'in hayatına değinmeden önce öncelikle empati kurmamız daha iyi olur diye düşünüyorum. Neden böyle dediğimi birazdan daha iyi anlayacaksınız. Düşünün ki gençliğinizin baharında yani 20'li yaşlarda felç olduğunuzu ve neredeyse hiçbir şey yapamayacağınızı. Hatta size 2 yıl ömrünüz kaldığını söyleselerdi ne yapardınız? Yani anlayacağınız üzere bırakın yaşamayı, hayalini kurmak bile kötü öyle değil mi? İşte bu durumu Stephen Hawking 21 yaşından öldüğü yıla kadar yani 55 yıl boyunca bu durumdan müzdariptir. Şimdi ise Nikola Tesla ve Albert Einstein'dan sonra dünyanın en büyük fizikçisi olarak kabul edilen Stephen Hawking'in ilginç hayatına değinelim. Tam adı Stephen William Hawking olan Stephen Hawking, 18 Ocak 1942'de Oxford'da doğmasına rağmen çocukluğunun en güzel zamanlarını Londra'da geçirmiştir. Meraklı kişiliği çocukluğundan geliyor. Neden diye soracak olursanız, çocukluğu boyunca çevresinde bulduğu pek çok aleti açarak içindeki mekanizma yapısını incelemesi ilerideki başarısına belki de zemin hazırlamıştı. Çocukluğunda merak edip inceleme hoşuna gidiyordu. Babası Frank Hawking kendisi gibi oğlunun da tıp eğitimi görmesini istese de Stephen Hawking matematiğe ilgi duyuyordu. Ancak eğitim hayatına parlak bir başlangıç yapamayan ve 8 yaşına kadar okumayı tam öğrenemeyen bilim adamı hayatı boyunca yaptığı çalışmalarla modern dünyanın Einstein'ı olarak nitelendirildi. Stephen Hawking'in 3 kardeşi vardır. Bunlardan ilki Mary'dir. Tam olarak Stephen Hawking'den 18 ay sonra doğmuştur. Ve ilginçtir ki Mary'den pek hoşlanmadığı söylenir. Bunun sebebi ise aralarındaki yaş farkının az olmasından dolayı aralarında sürekli gerilim olduğu söyleniyor. Fakat büyüdüklerinde ise bu gerilim ortadan kalkmıştır. Bunun sebebi ise çok açık. Mary'nin doktor olmasından dolayı yolları ayrılmıştır. İkinci kardeşi ise Philippa'dır. Stephen Hawking 5 yaşında ve aklı yavaş yavaş ermeye başladığında hayata gelmiştir. İlk kardeşi Mary'nin aksine Philippa'yı sevmiş ve onun doğmasını sabırsızlıkla beklemiştir. Onun zeki bir kız kardeşi olduğunu fark etmiştir. Bu yüzden onun fikirlerine ve yargılarına hep saygı göstermiştir. Son kardeşi Edward ise Stephen Hawking 14 yaşındayken evlatlık olarak aileye katıldığı için Stephen'ın çocukluğu üzerinde pek etkisi olmamıştır. Stephen Hawking'in 5 yaşına kadar okumakta zorlandığını belirtmiştik. Bu olayın nedenini ise sizlere açıklamak istiyorum. Hawking'in ailesi Stephen'ı 2,5 yaşında Brian House okulunun kreşine götürmeye karar verdiler. Stephen ise buna pek hazır olduğu söylenemez. Çünkü etrafta birçok yabancı ve tanımadığı insanların olması onu epey korkutmuştu. Korkusunu ise kreşte avazı çıktığı kadar bağırarak belirtmiştir. Bunun üzerine Stephen'ı okuldan aldılar. Hawking'in ailesi ise bunu şaşkınlıkla karşılamışlardı. Çünkü okudukları çocuk gelişimi kitaplarında çocukların 2 yaşında sosyal iletişime hazır oldukları yazıyordu. Brian House eğitimcileri dönemin yaygın ezberci eğitim anlayışını kullanıyorlardı. Çocukların öğrendiklerini hiç fark etmeden, ne öğrendiklerini anlamadan öğrenmeleri gerekiyordu. Stephen ise diğer bazı bilim adamları gibi okuldaki bu ezberci sistemden rahatsız ve hiçbir şey öğrenemediğinin farkındaydı. Bundan dolayı olacak ki az önce bahsettiğim okuma ve yazmayı 8 yaşında öğrenebilmişti. Stephen Hawking'in kişiliğinden özet olarak bahsetmek gerekirse müzik dinlemek ve dans etmekten çok hoşlanırdı. Ayrıca çok inatçı bir kişiliğe de sahipti. Stephen Hawking ilginç bir şekilde 20'li yaşlarına yakın yolda yürürken teklemeye ve başı dönmeye başlamıştı. Buna kendi de bir anlam veremeyen Stephen Hawking 21 yaşına geldiğinde acı bir olay yaşanır. Bu olay Stephen'ın merdivenlerden inerken yuvarlanarak kendini yerde bulmasıyla başlar. Hatta o an kalktığında bilincini kaybetmiş bir şekilde kendini bile hatırlayamaz. Ve tahmin edersiniz ki bu olaydan sonra hastaneye gitme kararı alır. Hastanede yapılan testler sonucu ALS hastalığına yakalandığı ortaya çıkar. Ve doktor Stephen Hawking'e bu hastalıktan dolayı 2 yıl ömrünün kaldığını söyler. Stephen Hawking bu haberden sonra duygusal olarak büyük bir çöküntü yaşamıştır. Ancak az önce bahsettiğim inatçı kişiliğinden ve 1963'te bir Yeni Yıl Partisi'nde tanıştığı, hatta ileride eşi olacak olan Jane Wilde ile tanıştıktan sonra kendini salmayarak daha hırslı bir şekilde çalışmalarına devam eder. Yakalandığı bu hastalığın tanımını yapmak gerekirse, ALS, istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık grubudur. İstemli kaslarsa, çiğneme, yürüme ve konuşma gibi hareketlerin yapılmasında görevlidir. ALS hastalığı ilerleyicidir ve belirtiler zamanla kötüleşme eğilimi gösterir. Günümüzde bile ALS hastalığının ilerleyişini durdurmak ya da tam tedavi sağlamak için herhangi bir tedavi seçeneği yoktur. Ancak tabii ki bu konuda araştırmalar devam etmektedir.
21 yaşından beri ALS hastası olan Hawking, tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşıyor. Buna bağlı bir komplikasyon nedeniyle konuşma yeteneğini de kaybetmiş bulunuyor. Intel tabletin açık kaynak yazılımını kullanan Hawking, yanağını oynatarak tablet ekranındaki imleci mouse tutar gibi hareket ettirebiliyor. Bu yazılımı tablet ekranındaki her pikseli satır satır ve sütun sütun tarayarak Stephen Hawking'in yanağını oynatarak sanal klavyedeki tuşlarda gezinmesini sağlıyor. Böylece Hawking istediği tuşa basarak düşüncelerini ekrana dökebiliyor. Sistem yanak hareketlerini kızılötesi ışınlarla takip ediyor. Bunun için kullanılan kızılötesi göz, Hawking'in gözlük çerçevesine yerleştirilmiş bulunuyor. Şimdi ise isterseniz bu zorlu yaşamında bile fiziğin dehası sayılabilen adamın başarılarına göz atalım. Stephen Hawking, evrenin temel ilkeleri üzerine temel çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmalarda Albert Einstein'ın görelilik kuramının Big Bang denilen büyük patlamayla başladığı ve kara deliklerle sonlandığı sonucuna vardı. 20. yüzyılın en önemli buluşlarından biri olan bu sonuca göre, görelilik kuramı ve kuantum mekaniği birleştirilmeliydi. Yaptığı çalışmalarla kara deliklerin radyasyon yaydığını ve görünmez olduğunu, evrenin bir sonu ve sınırı olduğunu, yani evrenin başlangıcının bilimsel kurallar çerçevesinde oluştuğunu ortaya koydu. Çalışmaları sonucu ortaya koyduğu iddialar nedeniyle bugün bile bilim dünyasının en çok tartışılan isimlerinden biridir. Kuantum fiziği ve kara deliklerle ilgili iddialarıyla bugün yaşayan bilim adamları arasında dünyada en çok tanınan isimdir. Hatta günümüzde bile bildiğimiz üzere Stephen Hawking'in yazdığı kitapları 40 dile çevrilmiştir. Evrenle ilgili çılgın teorik bilgilerini popüler hale getirmek için gereken maddi bağımsızlığı sağlayacak ve Cambridge Üniversitesi'ndeki uygulamalı matematik ve teorik fizik laboratuvarlarını geliştirecek kadar da sattı. Kitaplarında genellikle bir yaradanın varlığını inkar eden Stephen Hawking, son zamanlarında Ayşegül Ekinci ile yaptığı bir röportajda Allah'ın varlığını kabul etmiştir. Son kitabı olan Ceviz Kabuğundaki Evren'de ise dünyanın büyük bir felaket ile karşı karşıya kalabileceğini belirterek uzayda insan kolonileri kurulmasını gündeme getirmişti. Hatta bu anlattıklarını bir röportajına bahsetmişti ve bunu sizlere dinletmek istiyorum. Can one assume that insects and bacteria will survive us? If our so-called intelligence leads us to destroy ourselves by nuclear war or other disasters. Yes, I think you've got an excellent point. We happen to survive by our intelligence, and so we think that's the way you should survive. But from a bird's point of view, say a swift, they would think that flying is the way you survive. Eyes are said to have evolved some 40 times independently. Flight has evolved 4 times independently, but it looks as though intelligence, at least verbal intelligence of our kind, has only evolved once. And so that might suggest that it's a pretty esoteric way of surviving. It seems to work very well for us, of course, and we're doing very well, we're overpopulating the planet with it. But if we go too far with it and destroy ourselves and destroy much of life, then of course you're right that other ways of survival will take over, bacteria prominent among them. In the not-too-distant future, there are certainly going to be major problems. Problems about climate change. Problems about increasing density of population. There will be a problem, too, about power. How are we to generate power? Science will produce the answer. What the answer will be, I don't know. But I'm perfectly certain that it is science that will find it for us. Ayrıca merak edenleriniz için sizlere bahsini ettiğim ve gösterdiğim röportajların tam halini açıklama kısmına koyuyorum. Bu ünlü dehanın hayatla büyük mücadelesi 14 Mart 2018 tarihinde sabah saatlerinde sona erdi. 76 yaşında aramızdan ayrıldı. Kısaca yıllar geçse de konuşulacak bir isimdir Stephen Hawking. Ailesi ölümünü huzur içinde öldü şeklinde belirtmiştir. Ölüm nedeni ise 21 yaşında yakalandığı ve tedavisi olmayan ALS hastalığı yüzünden öldüğü düşünülüyor. Bu videoyu az önce bahsettiğimiz fiziğin ünlü dehası olarak gösterilen adamın bir sözünü söyleyerek bitirmek istiyorum. Hayat ne kadar zor gibi görünse de her zaman yapabileceğiniz ve başarabileceğiniz bir şey vardır. Önemli olan vazgeçmemektir.